Merhaba. Bugün sizlere William Shakespeare'in Atinalı Timon kitabından birinci perde, birinci sahneden sadece bir bölümünü okuyacağım. Şair. Ama bir dakika, gerisini dinleyin. Daha düne kadar onun dengi olan, hatta onun üstünde olan tüm öteki insanlar aniden peşinden ayrılmaz oldular. Akın akın doluşuyorlar evine. Kulaklarına iltifatlar fısıldıyorlar. Üzengisini kutsal eşyaymış gibi tutuyorlar. Havayı bile onun sayesinde soluyorlar. Ressam, yani ne demek istiyorsunuz? Şair, diyelim ki günü gününe uymayan kader tanrıcası bu son gözdesine de tekmeyi vuruverdi. Ne olur biliyor musunuz? Onun peşinden dizlerinin, ellerinin üstünde dağın tepesine tırmanan asalakların hepsi durup onun düşüşünü seyreder. Ama bir kişi çıkmaz onunla birlikte aşağı inecek. Ressam, oho, bu da bir şey mi? Ben size öyle ibret verici resimler gösteririm ki kaderin insana ne ağır silleler vurduğunu şiirden çok daha güçlü anlatır. Yine de başın üstünde bekleyen o tekmeyi Lord Timon'a göstermekle iyi yapıyorsunuz. Sıradan insanlar bile fark etti bunu çünkü. Borazanlar. Giysinin üzerine değerli bir takı takmış olarak Timon girer. Yanında Venditus'tan gelen bir haberci ve mahiyetinde Lucius ile öteki hizmetkarlar vardır. Timon ziyaretçileri tek tek kibarca selamladıktan sonra haberciye hitap eder. Timon hapse atılmış. Öyle mi? Haberci. Evet aziz lordum. 5 talent borcu varmış. Durumu çok kötü. Alacakları ise insafsızmış. Zat-ı alileri acaba kendisini hapse attıranlara lütfedip bir mektup yazabilir mi diyor. Aksi halde huzur diye bir şey kalmayacakmış onun için. Timon. Aziz Venditius. Pekala. Bana ihtiyacı olan dostu başından savacak biri değilim ben. Onu iyi tanırım. Tam bir beyefendi ve her türlü yardıma layık. Layık olduğu yardımı da alacak. Borcunu ben ödeyip serbest bıraktıracağım. Haberci, siz Lord Hazretlerine ömür boyu medyum kalacak efendim. Timon, selamımı götürün ona. Fidyesini yolluyorum. Serbest kalınca söyleyin bana gelsin. Düşene yardım etmek yetmez. Desteği sürdürmek lazım. Haydi, hoşça kalın. Haberci, size mutluluk diliyorum efendim. Yaşlı bir Atinalı girer. Yaşlı Atinalı. Lord Timon, izin ver konuşayım. Timon, tabii, buyur baba. Yaşlı Atinalı. Lucius diye bir hizmetkarım var. Timon, evet var. Bir şey mi oldu? Yaşlı Atinalı. Pek muhterem Timon. Bu adamı huzura çağır. Timon, buralardaydı galiba. Lucius! Lucius öne çıkar. Buradayım sayın lordum. Buyurun. Yaşlı Atinalı. Bu gördüğün adam Lord Timon. Adamın olacak bu sığıntı geceleri evime dadandı. Ben ki ta baştan beri elime geçeni bir kenara koymuşum. Malımın, mülkümün varisi olacak insanın biraz yükseklerde biri olmasını beklerim. Bunun gibi bir uşak parçası değil. Timon, yani ne demek istiyorsunuz? Yaşlı Atinalı, biricik bir kızım var. Başka hısım, akrabam yok. Malımı, mülkümü bırakacak. Kız hem güzel hem genç. Çok iyi yetişsin diye varımı yoğumu harcadım. Şimdi senin bu adamın onu ayartmaya çalışıyor. Ne olur lordum, söyle de kızımın peşini bıraksın. Ben konuştum, dinletemedim. Timon, bu adam ahlaklı biridir. Yaşlı Atinalı, o zaman ahlaklı gibi davransın Timon. Ahlakın ödülü, ahlakın kendisidir. Kızım değil. Timon, peki kızın onu seviyor mu? Yaşlı Atinalı. Daha çok genç, kolay etkileniyor. Zamanında biz de yaşadık bu duyguları.
Gençlerin aklı havada olur. Timon Lucius'a, kızı seviyor musun? Lucius, evet sayın lordum, o da gönülsüz değil. Yaşlı Atinalı, benim rızam olmadan evlenmeye kalksın. Tanrılar şahidimdir ki yeryüzünde onca yoksul var. Onlardan birini kendime varis seçer, kızımı her şeyden mahrum ederim. Timon, peki kendine denk bir koca gelecek olsa, çeyizi ne olur? Yaşlı Atinalı. İlk anda 3 talent, daha sonra da neyim varsa. Timon, bu adamın bana çok hizmeti dokundu. Şimdi imkanlarımı zorlayıp onu varlık sahibi yapmak benim için insanlık borcu. Verin kızınızı ona.